final yapalı 14 sene olmasına rağmen Bizimkiler dizisi hala herkesin hafızasında. Dizinin akıllarda kalan oyuncularından Atılay Uluışık ya da herkesin bildiği ismiyle Ali ile yıllar sonra buluştuk. Bakın Bizimkiler dizisi hayatında neleri değiştirmiş, şimdi neler yapıyormuş. Evde kim var? Ablam. Olmuyor böyle baba. Çift tuvaletli bir ev tutalım. Olur beyefendi. Bugün tekrar çekilirse sadece ismi Bizimkiler olur ama içeriği Bizimkiler olmaz. Aradan tam 14 yıl geçti ve Bizimkilerin Ali'si değişti. Umur abiyi tanıdığımda 10 yaşındaydım. Her Türk erkeği mangalcıdır bir kere. Atılay Uluışık, efsane dizi Bizimkileri ve hiç bilinmeyen özel hayatını ilk kez Magazin 8'e anlattı. Aynı evde yaşamayı becerememiş olabiliriz ama düşman değiliz, küs değiliz. Benim asıl kalma sebebim Ukrayna'da aslında şuydu. Şaka yetti yaptım be, abla ya. Dur şaka. Zeynep. Eşek şakası denir buna. Ya, ne oluyor ya, bir dakika ya. Kendine mi geldin? Zeynep, seni de boğacağım şimdi. Gel buraya. Hey gidi yıllar hey. Zaman nasıl da hızlı geçiyor değil mi? Baksanıza onun son haline. Onu tanıdığımızda böyleydi. Bugünlerde ise kocaman bir adam oldu. Büyüdü. Neredeyse saçı sakalına tek tük aklar bile düşmeye başladı. ...1989 yılında yayınlanmaya başlanan Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandırmıştı Atılay Uluışık. Sektörde hala devam ediyorum. Ama tabii biz hani proje bazında çalıştığımız için proje olduğunda daha gündemde oluyoruz, ekranlarda oluyoruz. Proje olmadığı zaman da kendi halimizde hayatımıza devam ediyoruz. Bizimkiler'de rol almaya başladığında 12 yaşındaydı. Şimdi 40'ına merdiven dayadı. Yeniden Bizimkiler çekilse oynamak ister misiniz? Ya bu soru sosyal medyadan da çok fazla geliyor. Yani Bizimkiler tekrar çekilsin diye de Bizimkileri kiminle tekrar çekeceksiniz? Yani bir Aykut Oray olmadan, bir Sabri Bey'i oynayan olmadan, Orhan Çağman olmadan, Güzin Özipek olmadan, Savaş Dinçel olmadan kiminle çekeceksiniz? Yani ismini saymadığım daha bir sürü vefat eden oyuncu abilerim, ablalarım var o işin içinde. Bizimkilerin gençlik sorunları içinde boğuşan Ali'si, ömrünün 14 yılını geçirdiği setten birçok büyüğüyle bugünlerde görüşmeye devam ettiğini açıkladı. Bir kere Umur Bugay benim sürekli aradığım, halatır sorduğum ve sık sık görüşüp kahve içip sohbet ettiğim bir abimdir. Benim Umur abiyi tanıdığımda 10 yaşındaydım ve hani o zamandan bu zamana 29 senelik bir hani dostluk, abi kardeş ilişkisi, baba oğul ilişkisi, hani ne dersen Umur abiyle benim aramda vardır bu ilişki. Ne olur biraz daha erken otursan da rahat rahat yapsan şu kahvaltını. Nazan, bu kız niye bizden oturmuyor, tavır mı? Ne tavrı, baba öyle alışmış. Evet Şükrücüğüm, takacak yer arıyorsun sen de, bırak. İstanbul'da yalnız yaşayan ve bekar olan Atılay Uluışık mutfakta çok başarılı olduğunu söyledi. Her Türk erkeği mangalcıdır bir kere, yani o inkar edilemez bir gerçek. Ama onun dışında hani normal bir yemek olarak sen ne istiyorsan söyle, ben yaparım. İpek Aydın'la 5 yıl evli kalan ve bu evlilikten bir kızları bulunan Atılay Uluışık eşinden ayrılmıştı. Ankara'da yaşıyorlar. İşte hafta sonlarımı Ankara'da geçiriyorum. Hani Ankara'ya gittiğim zaman o günü üçümüz beraber geçiriyoruz. Yani bizim aynı evde yaşamayı becerememiş olabiliriz ama düşman değiliz, küs değiliz. Gayet sevdiğim, saydığım bir insandır. Sonuçta ortak bir değere sahibiz. Bizimkilerin Ali'si askerden döndükten sonra kısa bir dayı ziyareti için Ukrayna'ya da gitti ama gidiş o gidiş. Benim asıl kalma sebebim Ukrayna'da aslında şuydu. Ben oraya giderken hani artık İngilizce dünyanın her yerinde konuşuluyor. Ben de orada İngilizce hayatıma devam ederim. Hani kaç gün kalacaksam kalırım düşüncesiyle gittim. Fakat İngilizce hiç konuşmuyorlar. Bilenler de konuşmuyor. Yani yolda su alamazsınız. Mümkün değil. Ve kendi kendime bir hırs yaptım. Gittim orada üniversitenin hazırlık fakültesine yazıldım. Madem bunlar İngilizce konuşmuyor, ben Rusça öğreneceğim diye. Ve her gün üniversiteye gidip gelmeye başladım. Rusça öğrenmeye başladım. Öğlen 2'den sonra yapacak iş güç yok. Canım sıkılmaya başladı. Bu sefer dayımın işlerine bulaşmaya başladım falan derken orada böyle bir hem öğrencilik hem biraz iş güç yapmaya başladık derken öyle öyle zaman ilerledi. Bir 5 senemiz öyle geçti Ukrayna'da. Giden geri gelmez sözü burada çürüdü. Peki yeniden anılara dönelim. Ali dizide biraz çapkındı. O dönem kendisine bakın hangi ünlüler eşlik etmişti. İşte bir dönem Şahnaz oynamıştı. Ondan sonra Şahnaz ayrıldı. Onun yerine Özge Özberk geldi.
Şimdi dönem olarak da düşünecek olursan o zaman Ali 20'li yaşlarda genç bir çocuk. Şimdi bir çiçekle bahar olmaz mantığıyla hani birkaç tane sevgilisi oldu tabii dizide de. Müzik dinleteyim sana. Bu iyi. Oho, sen hala anneminkini mi?